Şimdi Edirne'den Kayhan Aygen demiş ki... Geçen... Ben bazen de koşarken kendim name döktürürüm. Kendime göre namelerim var. Böyle sen onları uzaktan duysan ya böyle abuk subuk şeyler de olur filan. Ama ben onlarla koşmayı seviyorum. Nasıl hocam? Acayip şeyler. Ben onları niye söyleyeyim? Bir tane şey, bir tane söyleyin ne olur. Şimdi süratli koşarken mesela... ciğerlerdeki havayı da boşaltmak lazım. Şimdi sen şu... şununla koşabilir misin? Ne bileceksin? Hı hı! Bakın içeride nasıl hava bırakmıyor. Hı hı! Koşarken hı hı mi diyorsunuz? Mesela. Başka ne yapalım? Kaç kere diyorsunuz hocam? Oo, bir kere... Birçok. Hı hı! Hı hı! Ay Allah! Mündihi, mündihi! Hı hı! Sen benim banta çıktığım zaman o hakikaten şenlik olur o. Oralarda olman lazım. Ay hocam ne olur bir gün çekim yapalım. Ha vallahi yapalım mı siz koşarken? Ya ben bir tek ben görmemeliyim bunu bütün. Nazlı bazen diyor ki sıyırdın mı diyor. Ama öyle yani. Çünkü Cerim'de böyle ağzını şey kilitleyerek de koşamazsın. İçeride hava bloke edildi mi rahatsız eder bu. Kardiyo böyle bir şey. Ay hocam Allah sizden razı olsun vallahi ya. Şu hı falan diye mi gidiyor arada o koşma? Bir atacak daha neler var da. Yani askerde hatırla, yani sen hatırlayamazsın ben hatırlarım. Koşarken hani yaylalar diye bir şey vardı. O, evet. O ciğerde havanın kalmamasını sağ. Ama hühü çok enteresan ve önemlidir. Kim bu enteresan hühü? Hühü. O name çok önemlidir. Hü. Yani nasıl dualar içinde uzun dağda uzun sırık dağısı çok önemliyse bu da koşuda önemlidir. Hü sizin üretiminiz mi yoksa var? Mündühü, mündühü, hühü! Reklam yok mu ya? Sen gel bir gün beni koşarken izle. Ay hocam, ay ateş bastı. Oh. Oh. Yanıyorum. Çok sıcak stüdyo. Ay. Hadi şimdi geçelim esas faslımıza. Hı hı. Yeter tamam bu kadar. Hocam kahvaltıda ne yediniz? Ne içtiniz? Bana da söyle. Ay. İndi hı mündi. Ay hocam vallahi.